olayın tamamen kaza olduğu, tanıkların ifadelerinde de yer almakta olup kesinlikle bir taahhüt bulunmadığı. Bu nedenle suç niteliğinin değişmesi ihtimali de göz önünde alınarak gerekli değerlendirmenin yapılmasını ve müvekkilimin öncelikle tahliyesini, eğer bu celse karar verilecek ise beraatine karar verilmesini talep ediyorum efendim. İddia makamı ve tanıklar dinlendi. Savunma makamının savunmasına ilaveten sanığa soruldu. Hakkındaki suçlamaları dinledin. Söyleyecek bir şeyin var mı? Ben Fatma Gül'ü çok sevdim. Gerekçesi gerekçeli kararda açıklanacağı üzere sanık Kerim Ilgaz'ın delil durumu, dosya içeriği, tanıkların anlatımları ve diğer lehe hususlar göz önüne alındığında üzerine atılı suçu işlemediği anlaşıldığından beraatine. Sanık Mustafa Nalçalı'nın sanık Vural Namlı'yı Türk Ceza Kanunu'nun 86 taksim 4 nolu maddesi gereğince kasten yaralama sonucu adam öldürme suçundan 10 yıl 2 ay. Ayrıca sanık Kerim Ilgaz'ı öldürmeye teşebbüsten 9 yıl. Mağdure Fatma Gül Ilgaz'ın hürriyetini tahdit suçunun sabit olduğunu tespit edildiğinden ayrıca 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Fatma Gül. Affet beni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.